İstanbul sokaklarında dolaşmak, yorulduğumuz zaman tarihi mekanların içinde bir kafeye oturmak, azıcık soluklanmak, soluklanırken de yine boş durmayıp sizlere seslenmek gibisi yok. Niçin çıktık bu kez dışarı biliyor musunuz? Çok merak edilen bir mevzunun cevabını bulmak için çıktık. Şimdi arkamda görüyorsunuz Topkapı Sarayı'nın Babı Hümayun'u var ve biz şu an Topkapı'nın ön bahçesindeyiz. Bu şehri 1453'te Osmanlılar almışlar ve 36 Osmanlı padişahı gelmiş. Altısı Bursa'da metfun, bir tanesi Şam'da metfun, diğerleri İstanbul'dalar. Türbelerini biliyoruz. Peki ya 1453 öncesi? Yani şehrin Konstantinopolis olduğu dönemler. O İstanbul'u kendilerine başkent yapan Roma İmparatoru Büyük Konstantin. Ya da Justinianus'un, arkamda Ayasofya'yı inşa eden Justinianus'un, hanımı Theodora'nın. Ya da Theodosius'ların 1. 2. ya da Komnenos'ların. Bu imparatorların mezarları, kabirleri, cesetleri, kemikleri nerede? Bunların hanımları, Eudoksiyalar, İreneler, Theodoralar ve diğerleri. Hep merak edilen bir konu. Belki birçoğumuzun aklına hiç gelmedi. Bazılarımız birçok kez düşündü, cevabını bulamadı. İşte biz bunun izini sürmek için bugün yola çıktık. Ve tabii ki Topkapı Sarayı'na geldik. Topkapı Sarayı'nın şahsına değil ama bahçesinde sorumuzun cevabını bulacağımıza inanıyoruz. Tarihten bu yana İstanbul'da yaşamış, hükmetmiş, buradan dünyaya ordular göndermiş Roma kral ve kraliçelerinin cesetlerine ne oldu? İşte sizinle beraber tam oradayız. Yani neredeyiz? Arkeoloji Müzesi ile Darphane-i Amire binalarının arasındaki o küçük sokağın içerisinde, o kaldırımın kenarında yan yana duran bu tarihi taşların arasındayız. Buradan her gün binlerce insan geçiyor. Ve bu insanlar belki de bu taşlara dönüp bakmıyorlar bile. Bazıları bakıyorsa da bunların ne olduğunu çok bilmiyorlar. Antik Roma'dan, Hristiyan Roma'dan kalmış olan devşirme malzemeler, sütun başlıkları, kaideler, kuyu bilezikleri ama görülmesi gereken en önemli detay işte şu muhteşem dev taş oyma lahitler. Yani Roma İmparator ve İmparatoru çerelerinin zamanında altın ve mücevherlerle süslü cesetlerini içlerinde barındıran lahitler. Peki bu lahitlerin Arkeoloji Müzesi'nin hemen önünde Darphane-i Amire binalarının duvar dibinde ne işi vardı? Hem o kadar gösterişli, o kadar sanatlıydılar ki, bakın gördüğünüz küvet şeklinde olanları da vardı. Üzerinde dualar, yazılar, temenniler bulunanları da vardı. Son derece sanatlı olanları da vardı. Pagan dönem, Roma devşirmelerinin Hristiyanlığa uyarlanmış hali olarak kullanılanları da vardı. Bu görmüş olduğunuz devasa lahitler elbette ki burada değillerdi. Onlar milattan sonra 300'lerde Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı resmi dini olarak benimsemesinden sonra İstanbul'da inşa edilmiş bir takım kraliyet kiliselerinin, manastırlarının kriptalarında bulunuyorlardı. Kiliselerin mezar odaları vardı. Merdivenle alt kata iniyordunuz ve orada son derece süslü bu dev lahitler yan yana sıralanmaktaydı. Üzerlerinde kocaman kapakları vardı. Bu tonlarca ağırlıktaki kapaklar kaldırıldığında içlerine girdiğiniz zaman içinde yatan imparator ya da imparatoriçenin mumyalanmış cesetlerini görürdünüz. Elleri göğüsleri üzerinde, alınlarında, başlarında taçlar, parmaklarında zümrütlü, yakutlu, elmaslı yüzükler ve üzerlerinde altın tellerle işli, üzerlerinde o erguvan renginin bulunduğu pelerinlerle beraber kıyafetleri görülmekteydi. Peki bu dev lahitler neden böyle boş kaldı? Tarihler 1204'ü göstermekteydi. 4. Haçlı Seferi için Kudüs'e ilerlemekte olan o günkü Katolik Avrupa dünyası kalktı. Kudüs'ü işgal etme adına 4. Haçlı Seferi'ne çıktı. Ve bu sefer sırasında yolda ikmal yapmaları gerektiği için İstanbul önlerine geldiler. Haliç'in yanına uğradılar ve
Haliç'in ağzındaki zincirler o gün Ortodoks Romalılar tarafından kaldırıldı. Çünkü nihayetinde bu görmüş olduğunuz, yani İstanbul'u o günkü adıyla Konstantinopolis'i onlar yönetmekteydiler. Bakın şu an önünde bulunduğum porfirden bir lahit. Direkt bunun imparator ve imparatoriçelere ait olduğunu biliyoruz. Çünkü porfir son derece kıymetlidir. Arap Yarımadası'ndaki yataklardan çıkarılır, getirilir ve böyle özel bir lahit ancak o devrin idarecilerine hastır. Yan tarafa doğru geçtiğimiz zaman arka arkaya dönemin en zengin, en ünlü ve en büyük yöneticilerin lahitlerini görüyoruz. İstanbul'daki Ortodoks yönetim ve halk, yani Doğu Roma, Bizans zinciri açtılar. Katolik Avrupa Haliç'e doldu. İkmal yapıp çıkacaklardı. Ama Konstantinopolis'in güzelliğine hayran kaldılar ve İstanbul'u işgal ettiler. Tam 57 yıl boyunca hunharca bir katliam ve bir yağmaya maruz bıraktılar güzelim İstanbul'u. Kendileri Katolik'ti. Ortodokslar onlar için kafirdi, dinsizdi. Ve Ortodokslara ait bu dünyaya, Ortodoksluğun o gün başkenti olan İstanbul'da önlerine gelen bütün kiliseleri, manastırları yağmalarken o manastır ve kiliselerin kriptalarında, yeraltı mezar odalarındaki lahitler de bunlardan nasibini almış bulundu. Bakar mısınız? Burada pagan döneme tarihlenen figürler de bulunmakta ama Hristiyan döneme ait de ikincil kullanımları söz konusu olmakta. Kapakları açtılar. Cenazelerin üzerindeki bütün mücevherleri yağmaladılar. Ardından cesetleri çıkardılar. Bunlar Ortodoks dünyanın liderleri, kral ve kraliçeleriydi. Bunlar kafirdi deyip ateşlerde kemiklerini yaktılar. Ne kaldı geriye? Geriye parçalanmış lahitler kaldı. Çatlamış kapaklar kaldı. Birbirinden ayrılmış bir takım sütunlar kaldı. Ve işte o lahitlerin bütün ya da parçalanmış halde olanları o dönemin yağmalanmış kiliselerinin kriptalarında, bahçelerinde ya da narteks'lerinde yüzyıllarca durdu. Ta ki 1453 yılında Fatih ve o günün Osmanlısı İstanbul'u fethedene kadar. Fatih İstanbul'a girdiğinde, Osmanlı İstanbul'u fethettiğinde bu imparator ve imparatoriçe lahitlerini birçok yerde, şehrin birçok yerinde pecmurde içi boşaltılmış, kırılmış, parçalanmış olarak buldular. Mesela Koca Mustafa Paşa Camii, eski bir Doğu Roma kilisesi bahçesinde iki imparator rahti öylece durmaktaydı. Pantagrator Manastırı, sonradan Molla Zeyrek Camii olacak. Komnenos'un, Ioannes Komnenos'un karısı Irene'nin yaptırdığı bu orta kompleksin tam ortasında Irene lahdinin içerisinde yüzyıllarca durmuştu ama sonra kırılmıştı. O boş lahit orada öylece durdu. Osmanlı onu hiç ellemedi. Cumhuriyet Türkiye'sine kadar insanlar namazlarını o camiye çevrilen yapının içinde lahit tam ortalarında olduğu halde eda ettiler. Ya Ayasofya fethin sembolü olarak camiye çevrildi. Bugün bile hala Ayasofya'ya girdiğinizde son cemaat yerinde, yani narteksin içerisinde kocaman porfirden dev bir kraliçe lahdi hala orada durmaktadır. İnsanlar asırlar boyunca orada namaz kıldılar. Hem de lahit tam önlerinde durduğu halde namaz kıldılar ve bundan rahatsız olmadılar. Çünkü bizim medeniyetimizde, bizim inancımızda, bizim anlayışımızda taşın Müslümanı, gayrimüslimi olmazdı. Taş taştı. Orada duruyordu. Osmanlı olaya bu şekilde baktı. Ve bu boş lahitler burada durdular. Bunlar bütün olarak gelebildiği için bu şekilde korunuyor. Bir de o günün Katolik haçlarının hunharca parçaladığı lahitler vardı. Öyle bir parçalamışlardı ki iki uzun kenar, iki kısa kenar ve bir kapak olmak üzere dağınık vaziyette Fatih Camii'nin olduğu yerde yığınla duruyorlardı. Çünkü Fatih Camii'nin olduğu yer Apostoli Havariyun Kilisesi'ydi. Roma İmparatorluğu'nun, Doğu Roma yani Bizans'ın, Hristiyan Roma'nın kurucusu Konstantin'in mezarı bile oradaydı. Fatih girdiğinde ne oldu? O mezarları deştiler mi? Tahrip mi ettiler? Hayır. Ortalıkta sadece kırılmış, parçalanmış lahit aynaları vardı. Onların hepsini bir köşeye yığıp istiflediler. İlerleyen yüzyıllarda devşirme malzeme olarak bir takım yerlerde kullandılar. Ki Süleymaniye Camii'nin avlusuna girdiğiniz o üç kapının önündeki yerde duran kırmızı granit
yer seki taşları da bu kırmızı granit lahit aynalarından başkası değildi. Yani tahrip eden, yıkan, cesetlerden, kemiklerden bile intikam almaya çalışan o günün gözü dönmüş kanlı Katolik Avrupa'sıydı. Halbuki Müslümanlar onların taşlarına bile zarar vermemişti.